Herkese merhaba arkadaşlar, Cities: Skylines'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 5. sezon 32. bölümdeyiz şu anda. 32. bölümümüzün konusu arkadaşlar ulaşımla alakalı olacak. Tamamı ulaşım için ayırdığımız bir bölüm olacak. Öncelikle konuşma olarak sizlere anlatacağım tabii ki neler yapacağımızdan. Ondan sonra ufak hızlandırmalar içerisinde, hızlandırmalar çerçevesinde çalışmalarımızı yapmaya çalışacağım. Çünkü detaylı uzun bir çalışma olmasını istediğimden kaynaklı olarak bazı kısımları hızlandıracağız, bazı kısımları atlayacağız vesaire derken şöyle 25-30 dakikalık bir video ortaya çıkarmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz ve bölümleri de ayıracağım tabii ki. Hani işte tren istasyonları yaptığımız bölümleri bir kısımda kullanmayı planlıyorum. Devamında otobüs vesaire eklersek onları da bir kısımda kullanmak istiyorum. Şimdi neler yapacağımızdan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Şu anda bu gördüğünüz kısmı, yani ilk bölgemiz, ilk yerleşim bölgemizi tamamen yıkıyoruz. Bunu yok ediyoruz. Yaklaşık bir 3000 nüfus falan azalır sanırım buradan şöyle kontrol edecek olursak. Bakalım, tamam. Hepsi içerisinde. Şöyle bakalım ne kadar nüfus? 4000 nüfusmuş. Gayet güzel. 4000 nüfus buradan azaltıyoruz. Siliyoruz komple. Daha sonra ben ufak bir zemin denemeleri yaptım burada. Hangi yükseklikte yapsak diye. Muhtemelen şu an bulunan şuradaki yüksekliğin hizasından yapacağız burayı. Burayı yok ettikten sonra bu bölgeyi tamamen ulaşım merkezi haline getireceğiz. Yolumuz gene geçecek. O konuda bir sıkıntı yok. Belki köprü olarak geçirebiliriz. Belki dümdüz yol olarak geçip sol taraftan bu taraftan bu tarafa köprüler, tüneller şeklinde çeşitli bağlantılar oluşturabiliriz ulaşım hatlarımıza alakalı. Veya işte bu yolu buradan getirdik, komple etrafından dönen bir yuvarlak oluştururuz veya kare, dikdörtgen bir şeyler oluştururuz. O şekilde iç kısmında kurulum yaparız, dış kısmına kurulum yaparız vesaire vesaire gibisinden şeyler gelecek. Birazdan zaten hızlandırma geçtiğimizde bunları göreceksiniz. Onun dışında geniş bir alan kapsayacak, zaten bu tarafı tamamen alacağız. O konuda bir sıkıntımız yok. Buradaki ulaşım merkezimizi muhtemelen buraya taşıyacağız. Hatta muhtemelen değil, tamamen kesin bir şekilde taşıyacağız. Direkt bu konsepti taşır mıyız sanmıyorum. Farklı bir tasarım uygularız gene bu orası için. Bir tane şehirler arası otobüs merkezimiz olacak. O konuda bir sıkıntımız yok. Daha önceki bölümümüzde, yani 31. bölümümüzde yıktığımız buradaki tren metro istasyonun birleşimi olan binamızı yerleştiririz oraya diye tahmin ediyorum veya farklı binalar bulmaya çalışırız. Onun dışında 2 adet yeraltı metrosu kullanacağımızı planlıyorum, kullanacağımızı düşünüyorum. Daha sonra buradaki hattımızda bir tane oraya doğru evrilecek, yani oraya doğru dönecek, bir tane buralardan bir yerlerden veya ne bileyim şuralardan bir yerlerden çeviririz, onlara bakacağız. Daha sonra bir tanesi de işte şu merkeze gelmesi gerekiyor, onu halledeceğiz. Muhtemelen bu merkeze iki tane bile getirebiliriz. Yani bir tanesini şuradan olacak şekilde, bir tanesi de buradan olacak şekilde ikisini beraber getirebiliriz. Yaklaşık bu proje için şöyle bir 3 milyon 4 milyonluk bir para gideceğinden kaynaklı olarak birazcık hızlandırma yapmamdaki sebep de o. İnanılmaz derecede zaman harcayacak çünkü. Olaylarımızı anlattık. Merkez kısımda ulaşımlarımızı kuruyoruz. Tren, ondan sonra otobüs, şehirler arası otobüs, şehirler içi otobüs. Daha sonra metronun bağlantı noktaları burada olacak. Bir de tramvayın merkezinde buraya taşıyabiliriz bu arada. Tramvay garını buraya taşıyabiliriz. Tüm ulaşım araçlarını buradan yollayalım, şehrimize dağıtalım. Onun da devamında da zaten ilerleyen bölümlerde belki shorts videosu olarak paylaşırız. Belki normal video olarak paylaşırız. Oralarda da işte ulaşım hatlarını çoğaltmaya başlarız artık. Merkezimizi tamamlayalım, ulaşım merkezini. Ondan sonra daha doğrusu ulaşım merkezi, evet, hub olarak bahsedebiliriz buna. Ulaşım merkezimize, ulaşım hub'ımızı tamamlayalım. Ondan sonra zaten önümüzdeki bölümlerde dediğim gibi dağılımlarımızı yaparız. Hadi bakalım, şimdi hızlandırmalara geçiyoruz.
We'll be right back.
Evet arkadaşlar, uzun uğraşların ardından şu anda merkez olayını tamamlamış olduk. Ulaşım merkezini, ulaşım hub'ını tamamlamış olduk. Güzel bir ulaşım alanı oldu. Tabii ki zaman zaman eklemelerimiz, çıkartmalarımız olacak. Bir tane önümde mesela problem gördüm şu an, onu düzeltiriz birazdan. Şurada monorayın yoluyla alakalı küçük bir problem yaşamışız. Onları düzeltiriz. Bazı monoray bağlantılarıyla alakalı bazı güncellemeler yapabiliriz. Birkaç tane de yeni hat ekleyip bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor gibi. Belki bir tane hat şuraya çekeriz direkt merkez olarak. Şuradakini kaldırıp o şekilde dengesini kurabiliriz. Şu köşeleri kaldırırız komple. Direkt buradan çıkar bir tane, devamını gider işte ticaret merkezine vesaire vesaire, bir şeyler ayarlamamız gerekiyor. Şuradaki yoğunluk da arkadaşlar tamamen merkez bir bağlantı noktası oluştuğundan kaynaklı olarak burada normal şimdilik. Tabii ki bunları da düzenleyeceğiz elbette. Özellikle sağ tarafa doğru giden yollarda çeşitli eklemeler, çıkarmalar yaparak. Onun dışında kent şehrimizin içerisinde, şehrimizin ortasında geçen metrobüsle alakalı bazı ulaşım problemleri var şu anda. Bağlantı problemleri var. Onları da düzeltiriz. Şunlar da tekstürleri bozulmuş. Onları da güncelleriz en kısa süre içerisinde. Onları hallederiz. Merkezimiz arkadaşlar şu anda monorail bulunmakta 1. Ondan sonra taksi 2. Ondan sonra tren 3. Devamında bir tane metromuz var 4. Şehirler arası otobüs var 5. Ondan sonra normal otobüs var 6. Bir de tramvay var. Tramvay da şuralara, şu noktalara geliyor. Bakın şunlar tramvay durakları. Toplam 7 tane ulaşım aracı bulunmakta burada arkadaşlar. 2, 3, ondan sonra monorail 4, tren 5, metro 6, bir de ne söylemiştik? Taksi 7. 7 tane ulaşım aracı buraya geliyor. Elimizde olan bütün her şeyi ekledik. Zaten bir tane de bundan ekleyeceğiz. İşte turlar yapılabilecek bir alan oluşturacağız. Buraya otogarını, yerleştireceğiz. Hatta yerleştirdim diye hatırlıyorum ama yerleştirmemişim sanırım. Tamam, onu ekleriz tekrardan. Güncelleriz, ayarlarız. Onun dışında birazcık hızlandırmayla, daha doğrusu komple hızlandırmayla yaptık bu videoyu. Birazcık çekimlerle alakalı problemlerimiz olduğu için şu sıralarda videomuzu kısa tutabilmek adına hızlandırma olarak sizlere sunacağım. Devamındaki bölümlerimizde birazcık böyle kısa kısa şeklinde gelecek, 25-30 dakika civarlarında olmasını planladığım şekilde gelmeye çalışacak. Yol bağlantılarına çok fazla takılmayın çünkü bölgeler, yani binalar geldikçe yollarla alakalı düzenlemelerimizi yaparız mutlaka. İşte şuralarda muhtemelen birazcık böyle yüksek binaların olduğu yerleşim bölgesi kurarız diye tahmin ediyorum. Terfix'in mahallesini birazcık yıktık burada ama onlar dediğim gibi gökdelenlerle beraber, yükseltilmiş binalarla beraber buralar güncellenecektir. Para konusunda da birazcık sıkıntılarımız var hala. Bunlar işte şuradaki yerleşim bölgesini yıktığımızdan kaynaklı yaklaşık bir 4-5 bin nüfus civarında bir şey yok oldu buradan zaten. Bundan kaynaklı işte çeşitli işsizlik problemleri vesaire oluşmasından dolayı normal, yani eksi 38 bin göstermesi. Çok fazla aktif olarak oynatmadım oyunu. Aktif ettiğimizde zaten bunları hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağız. Burada elektrik problemi var. Onu da düzeltelim bu arada hemen. Tamam, onu düzelttik. Bu kanaldaki ulaşımı birazcık daha canlandırmamız gerekiyor. Onu yapmamız için de işte şu mahalleyi oluşturmuştuk ya. YouTube katıl üyelerinin mahallesini oluşturmuş bir tane. Güzel müstakil villaların, işte mekanların olduğu bir alan olarak düşünebilirsiniz burayı. Buralara birkaç durak vesaire eklediğimizde, lisenin hizasına durak eklediğimizde, hatta karşısına da lise yapacağımızı söylemiştik. Buradaki tesisi genişlettikçe buradaki durak sayılarını falan güncelleriz tekrardan. Onlar gelir. Daha sonra bölüm arasında ben kent merkezini komple tamamlayacağım. Artık şu binaları muhtemelen yıkacağız ve artık komplesi şu yüksek binalardan yerleşecek şekilde tamamen etrafını yerleştirmiş olacağız. Güzel bir meydan oluşturmamız lazım tabii ki öncesinde. O da 2-3 bölüme kadar güncellenmiş olur. Muhtemelen 35'i göremeyiz. 35'te yapmış olmayız ama en azından 40. bölümün save'inde mutlaka sizler de kullanabilirsiniz. Eğer bu save'i oynamak istiyorsanız tabii ki, tercih size kalmış. Daha sonra ticaret merkezimizde işte kent merkezi ve merkez hub arasında, daha doğrusu merkez hub aynı anlam ama ulaşım hub ile arasındaki boşluk inanılmaz fazla. Buraya ya güzel bir park alanı oluşturmamız lazım. Devasa bir kent parkı diye düşünebilirsiniz bunu. Ya da farklı bir şekilde değerlendirmemiz lazım burayı. Bakacağız. Bununla alakalı kararımızı en kısa süre içerisinde veririz. Yollarda dediğim gibi zaten binalarımızı yerleştirdikçe bu yolların bağlantıları falan ona göre güncellenecek. Ama merkez hubumuz gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Tüm ulaşım araçları buraya gelecek. İşte metrosudur, monorayıdır, ne bileyim tramvaydır vesaire, hepsi gelecek. Buradan dağılacak. Tabii ki şu boşlukları çok
çok fazla kullanmak istemiyorum şimdi. Buralara da bunlarla alakalı, bağlantı noktalarıyla alakalı, çeşitli hub binalarıyla alakalı, buradaki kullanabileceğimiz binalarla alakalı çeşitli eklemeler yapacağız elbette. O aklımızda, mutlaka buradaki binaların çoğunu kullanacağız. Bunlar yavaş yavaş gelecek. Ama başlangıç için böyle büyük bir şey hayal ediyordum, düşünüyordum aslında, ama çok da detaya kaçamıyoruz çünkü biraz para konusunda sıkıntılarımız var. Sınırsız para kaynağıyla oynasak gerçekten inanılmaz şeyler açabiliriz bu konuda, ama en azından şimdilik bu yeni vergi, daha doğrusu hisse olayı geldiğinden kaynaklanarak birazcık daha böyle elimiz kolaylaşabiliyor hisse al satıyla beraber. Buradan birazcık kazançlar elde ettik tabii ki, 30 bin, 40 bin, 50 bin civarında vesaire derken. Bunların miktarını arttırdıkça, alabildiğimiz hisse sayılarını arttırdıkça, şunları da açacağız tabii ki en kısa süre içerisinde. Aldıkça, sattıkça onlar gelişecektir. Evet, bu bölüm buraya kadardı. Buraya kadar izlediğin herkese teşekkür ediyorum. Video bensiz ben mi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak videoları beğenerek, videoları paylaşarak ve yorum atarak kanalıma bir mesela destek sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.